60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 29 Kasım günlerden Salı. Hemen rakam detaylarını verelim. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul bugün yine artıda kapattı. 4962 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. %0.8'lik bir prime sahip. Dolar TL 18.63, Euro da 19.30'larda. Bu arada parite 1.0355, 1.04 civarında denge bulmaya çalışıyor der uzmanlar. Devam edelim biz. Rakam detaylarını aktarmaya arkasından Tufan'la konuşacağız. Tahvil faizlerinde Türkiye'de 10 yıllıklar %11,48, 2 yıllıklar %10,65'te, %9'a indirilmişti politika faizi. Tahvil faizi politika faizinin yaklaşık 165 bas puan üstünde politika faizinin gördüğünüz gibi 2 yıllıklar. Amerika'da 4,45 kısa vadeliler tahvil faizi %4,45 ve 10 yıllıklar yani uzun vadeli tahvil getirisi %3,71 Amerika 10 yıllık tahvil piyasasına baktığımızda. Avrupa borsaları artıda, İtalya eksideydi, artıya geçti bu arada. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya borsaları artıda. Bağlanacağız Ceren'e, Ceren de bize aktaracak bu noktada oradaki gelişmeleri. Amerika borsalarında Dow Jones yatay, S&P yatay diyelim. En son MTA tarafına da bir göz atıp hemen dönelim Tufan'a. Altın 1755 ons dolarda, gram altın 1052'de %1 primi var. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner karşımda. Tufan merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Tufan, şimdi Borsa İstanbul'u konuşalım istersen. Gün içerisinde volatil bir piyasa var genel itibariyle, hacime bakıyoruz. 4962 kapanış seviyesi, ancak 4988 seviyesini gördü gün içinde, gördüğü yüksek seviye o. Şimdi 5000'e yakınlaştı diyelim. Yani aslında hem istersen dolar bazında nerede? Bir de anladığımız kadarıyla sektör ve şirket hisse bazlı bayağı ayrışma var. FK oranları da dahil olmak üzere. Biraz bunlardan bahsetmeni isteyeceğim senden. Artı yerli yatırımcı sayısına baktığımızda artış olduğu bir ifade edilmişti. Yabancıda bir değişim var mı, onu da soralım. Evet. Evet, şöyle tabii gerçekten enteresan bir süreç. Hani borsa dışında da çok fazla hani burada şey yaptığımız zaman, yorum yaptığımız zaman esasında çok da fazla borsa dışında artık yorum yapabilecek çok fazla bir enstrüman yok. Yani ya borsayı konuşacağız ya da yurt dışı piyasasındaki gelişmeleri konuşmak dışında bence herhalde seçim sürecine kadar da çok fazla bir şey konuşmayacağız diye ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü faiz tarafı zaten hani nasıl seyredeceği belli. Aşağı yukarı kur tarafında da artık hani kontrollü bir şekilde buralarda olacağımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bütün durum böyleyken hani borsa dışında bence konuşacak çok fazla bir şey yok ve bir süre daha bu devam edecek. Yani borsa tarafında hep şunu söylüyoruz. Hani biraz temkinli olsak mı acaba buralarda? Sonuçta 2.7 dolarların da üstüne gelmiş bir piyasamız var şu anda. Dolayısıyla birazcık temkini elden bırakmamak lazım diyoruz ama sürekli sektör sektör gezinen, işte belli bir yerden tekrar başka bir noktaya giden ama sürekli bir şekilde piyasanın yukarı gittiği bir noktadayız. İşte bugün birazcık ben açıkçası hani bazı tahtalarda MSCI alışlarını gördüm. Hani dolayısıyla işte Sasa'da, Hektaş'ta, işte onun gibi işte Yapı Kredi'de, bu tarz hisselerde birazcık alışların geldiğini görüyoruz. İşte bu endekse dahil olmalardan kaynaklanan. O birazcık endeksi yukarı taşıdı. Onun dışında ulaştırma sektörü bugün gayet iyi durumdaydı. Onların birazcık yukarı gittiğini gördük. Dolayısıyla her gün belli bir kısımda esasında bir kar realizasyonu ama daha fazla ilginin hep devam etmesinden dolayı da endeksi yukarı taşıyacak hep bir hikayenin çıkmasından dolayı endeks her gün zaten rekor üstüne rekor kırarak yolumuza bir şekilde devam ediyoruz. Hani bu geldiğimiz nokta itibariyle bir yabancı ilgisinin olduğunu söylemek endeks girişleri dışında çok doğru olmaz. Dolayısıyla hani yerli biz bize esasında tarafta gidiyoruz ama hani bu endeksteki değişimlerden dolayı endekse girecek olan para da piyasaya pozitif bir etki bu süreç içinde yarattığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hani önümüzdeki dönemde de borsa bu rakipsizliği bir şekilde ben açıkçası önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle hani Ocak ayında ve Şubat ayında ben birazcık da bu seçimden dolayı biraz daha genişlemeci bir para politikasının oluşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun oluşmasıyla beraber sanki kar realizasyonları ihtimalleri birazcık daha sanki önümüzdeki dönemde azalıyormuş gibi duruyor. En azından seçime az bir süre kalan döneme kadar. Dolayısıyla hani bu olumluluk devam edecek. Hani bugün dediğim gibi ulaştırma sektörü belki de hani en iyi etkilenen sektörlerin başında geliyordu. Bu ilgi devam bir süre daha edecekmiş gibi duruyor. Hani bunun nerede duracağını söylemek bence çok kolay değil ama
duracağı nokta bence artık bu genişlemenin bittiği noktalarda, yani paranın bir şekilde artık daha fazla gelemediği noktada ya da yeni yatırımcının, yani rekor kıran bu yerli yatırımcı sayısında artık bir duraksama yaşandığı noktada belki o zaman piyasada bir düzeltmeyi bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Pekala, sen az önce dedin Borsa İstanbul'da şimdi pek tabii konuşulacak ne var? Yani ne var derken tabii konuşulduğu zaman ekstra yatırım araçları ne olur diye şöyle bir sormak istedim 2023 yılı için sana. Yani evet şu an belki TL'de olanlar borsaya dönüş yapıyorlar. Mevduat tarafına baktığımızda da %20, 25, 30 bankaya göre değişen oranlar var. Bu bağlamda nasıl bir tasarruf olan nereye gidecek diyeceğim ama tasarruflar bilmiyorum kaldı mı? Evet. Ya tabii o başka bir konu ama hani şunu da çok net olarak söylemek lazım. Sonuçta burada bir de hani belki yatırım yapılabilecek araçlardan bir tanesi hala bizim taraftaki Eurobondların bence getirileri diye düşünüyorum. Hani o tarafta pardon. Çok O yaşa. tarafta bence sizler de gör. Bence o tarafta bence kritik konulardan bir tanesi hala dünyadaki enflasyon oranının üstünde Eurobondlarda bir getirinin olması bence çok önemli bir, hala orayı da bir enstrüman haline getiriyor. Evet belki kur tarafı sakin ama sonuçta reel manada döviz bazında para kazanma şansına sahip olabileceğimiz bir süreç. Son dönemde hani Eurobondlarımızın da ciddi bir prim yaptığını gördük. Hani o 11-12 getirilerden şu anda 9'lara doğru bir hareketin olduğunu, hani bu süreç içinde işte CDS'lerimizin de geriye gelmesiyle bunu Evet. net bir şekilde gördük. Ama hani TL varlıklara yatırım ya da Türk enstrümanlarına yatırım yapmak istiyorsak sanki yakın bir vadede borsa ve Eurobondlar dışında da bir şey yaratmanın çok mümkün olduğu bir süreçte olmadığımızı düşünüyorum. Şimdi bir tane konu var, haber vardı bugün. Dünya Ticaret Örgütü mal ticareti barometresine baktık. Küresel ithalat talebi azalmış durumda. Genel itibariyle 2022'nin son çeyreğiyle 2023 yılların artık hangi dönemi bilmiyoruz tabii ama tamamı herhalde yavaşlaması bekleniyor. Muhtemel belirtiliyor. Şimdi dolayısıyla dünyanın tamamında bir mal değişiminde bir daralma bekleniyor. Şimdi ortaya şu soru çıkıyor o zaman. Şimdi pandemi döneminde biz teknoloji konuştuk. Daha çok hizmet sektörüne baktık. Daha doğrusu en fazla ne getiriyorsa oraya doğru yönlendik. Oraya doğru evrildi. İnsanlar baktılar, izlediler. Şimdi hem bir enerji krizi var, küresel talepte bir azalma var, ithalat tarafında azalma var. Ülkelerin ihracatlarında kimileri uyguluyor, ihracat kısıntısına gidiyor vesaire. Pandemi sonrası bir dengeyi bulma çabaları. Peki bu hisse senetlerine ya da sektörlere nasıl yansıyacak o zaman? Yani bugün mesela ulaşım sektörü dedik, bankacılık sektörü çok ciddi hareket etmişti geçtiğimiz haftalarda. O zaman sanayiye mi kayacak? Ya da işte dünya çapında da söylüyorum buna Nasdaq'ı koyalım, Dow Jones'u koyalım, Avrupa borsalarını koyalım, Asya piyasalarını koyalım. O zaman nereye doğru evrilebilir? Yani ne öngörüyorsunuz siz bu noktada? Evet. Ya tabii şöyle, yani hani nereye doğru gideceğimiz tarafında bence çok zor bir süreçteyiz. Yani çünkü bir kere hani okuduklarımız, yaşadıklarımız, bütün bunlarla gördüğümüz ticaret hacminde ciddi bir düşüş var. Şimdi bir dönem işte pandemide navlunu konuştuk. Navlun fiyatlarının ne kadar yukarı gittiğini. Şimdi artık pandemi öncesindeki o normalleşmiş navlun fiyatlarına şu anda artık ticaret hacminin de düşmesiyle beraber gelmiş durumdayız mesela. Dolayısıyla bütün bunlar ister istemez, hani benim şahsi düşüncem, önümüzdeki dönemde şirketlerin bilançolarını da bir şekilde etkilemeye başlayacak. Tabii ki de devletlerin hani borçlulukları da önemli olacak. Önümüzdeki dönemde faiz hatlarının yükselmiş olması, bütün bunların hepsi bence hani ticareti önümüzdeki dönemde çok ciddi olumsuz yönde etkileyecek bence faktörler. Daha henüz piyasalarda, özellikle dünya borsalarında, zaten bizim piyasamızı hani bunun dışında bırakıyorum, gerçekten hep hiçbir şey sanki böyle devam edecekmiş gibi bir yorum yapılıyor. Önümüzdeki dönemde bence özellikle Fed'in piyasadan birazcık da para çekmeye başlamasıyla beraber ben etkilerinin birazcık daha önümüzdeki dönemde daha ağır olarak oluşabileceğini açıkçası bekliyorum. Dolayısıyla hani eskiden hep şunu konuşurduk, işte ticaret hacmi canlanacak, şöyle olacak, bir de ülkelerin içine kapanma oranları da çok fazla olacak bence önümüzdeki dönem içinde. Bütün bunlarla beraber ciddi bir ticaret hacminde düşüş göreceğiz. Bu da ister istemez ekonomileri bence önümüzdeki süreçte çok olumsuz yönde etkileyecek diye düşünüyorum. Zaten
Bunu işte kurumların çıkarttığı raporlardaki büyüme rakamlarında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her seferinde gelen revizeler hep birazcık daha büyümeleri aşağı çeken rakamları görüyoruz. Dolayısıyla hani bu süreçte belki piyasalar çok olumsuz tepki vermedi ama ben hala özellikle belki de yılın ilk çeyreğinde piyasaların birazcık olumsuz yönde seyredebileceğini açıkçası bu sebeplerden dolayı düşünüyorum. Peki, en son olarak Fed'i soracağım sana. Daha doğrusu Fed'i soracağım derken şimdi gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda yapmış oldukları faiz artışlarının belki bir nebze etkili olduğunu görüp konuşan Fed üyeleri var, uzmanlar var. Fakat tabii 2023 senesi içerisinde tam tersi bir politika görür müyüz? Ya erken mi? Yani şimdiden konuşmak çok mu abesle iştikal bilemiyorum ama Tufancığım. Ya şöyle bir kere Fed bence çok kararlı ve biz yakın bir vadede böyle tekrar bir faiz indirim sürecinin oluşacağı bir ortamın içine ben çok fazla gireceğimizi düşünmüyorum. Yani daha Fed'in işte bu paranın sıkılaşması ve paranın geri çekilmesi yönünde daha adımlar daha yeni yeni başlıyor. Dolayısıyla hani orada bunun etkilerini gördükçe bence birazcık daha piyasalar önümüzdeki süreçte tedirgin olacak diye düşünüyorum. Bir de Fed yönlendirmesinde hep zaten önceden bir şekilde ne tarafa doğru gideceğini çok net bir şekilde dile getiriyor. Dolayısıyla hani benim de beklentim bu toplantıda belki birazcık daha sert bir söylem Fed tarafından görebiliriz. Yani çok fazla bir değişiklik olmayacaktır söylem tarafında. Ama bir türlü hani piyasaların geri gelmemesi, bir türlü hala bu yukarı inmenin devam ediyor olmasından dolayı birazcık daha insanların hani durumun esasında önümüzdeki dönemde paranın daha sıkı olacağı, faizlerin daha yukarıda olacağı, yani bu 0.75 yerine 50 yapıyor olması, yeni yılda da 0.25'e düşüyor olması esasında bir artık faiz arttırımının olmayacağı yönünde algılanmaması gerektiğini bence üstüne basarak söyleyecek. Dolayısıyla hani benim beklenti tarafımda hiç 2023 yılında açıkçası bir faiz indirim sürecine tekrar gireceğimizi ben çok fazla açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla birazcık daha öncesinde ben hani kötümser bir piyasanın oluşması, ondan sonra artık neler olacağını bence ondan sonraki süreçte konuşmamız daha doğru olacak. Çünkü enflasyonu çok önemsiyor Fed ve bu önemsemesinin altında tamamen önüne geçmeden ben tekrar gevşemeye ya da bir faiz indirim sürecine gireceğini kesinlikle beklemiyorum. Çok teşekkür ederim. Seninle bunları değerlendirmeye devam edeceğiz gibi umuyorum. Bu biraz daha olumluya kayar ilerleyen süreçte. Teşekkürler. Evet, Vodafone Business'ın gerçekleştirdiği Vodafone Business Cloud Day etkinliğinde konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut teknolojilerin önemini ve şirketlere faydasını anlattı. Bu haberle devam edelim. Vodafone Business Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi olan Max Teknoloji Merkezi'nde Vodafone Business Cloud Day etkinliğini gerçekleştirdi. Dayanıklı tüketim, perakende enerji, finans gibi başlıca endüstrilerde Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektöre bağlı kurumların yöneticilerinin yer aldığı etkinlikte bulut bilişim teknolojilerini ve bulut bilişimin işaret ettiği yeni dünyada trendleri konuşuldu. Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha, kamuya açık bulut hizmetleri pazarının 2023'te 600 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklendiğini söyledi. Taha, konuya Türkiye açısından baktığımızda öncelikle yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak ancak uzun vadede küresel ölçekte rekabetçi olabilecek bir bulut ekosisteminin ülkemizde oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz açıklamalarında bulundu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut sisteminin şirketlerin önemini ve yapılan çalışmaları anlattı. Bir yandan tabii ki bulut bilişim birçok teknolojinin sağlayıcısı bir teknoloji olduğu için yani IoT gibi, blockchain gibi, AI gibi birçok teknoloji aslında bulut sistemleriyle mümkün olabiliyor. Bizim de çok ciddi yatırım yaptığımız bir alan. Türkiye'de de çok ciddi fırsatlar var bulut bilişim tarafında. Evet, Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru. Merhabalar Fahrettin Bey. Merhabalar Zeliha Hanım. İyi akşamlar İyi diliyorum. akşamlar, ben de size iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bölgenizdeki durumu ben merak ediyorum. Şöyle, hem nitelikli iş gücü ve istihdam konusu, hem finansmana erişim konusu, hem de maliyetler konusu. Öncelikle maliyetlerden isterseniz başlayalım. Ticaret odasında şöyle üyelere bir baktığınızda genel itibariyle hem stoklarımı, stok maliyetlerini, bunun dışında ticari yapanların önlerinde çıkan engelleri şöyle bir özetlerseniz bölgeniz için buyurun.
Tekrar iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Zeliha Hanım. Bugün tesadüf, biraz önce meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizle ilgili piyasadaki yaşanan sorunlar veya beklentilerle ilgili görüşmüş olduk. Bunlardan bir tanesi de maliyetlerimizin yüksekliğiydi. Şu son dönemde özellikle 2022 yılında enerji maliyetlerinin çok yüksek olması, özellikle bazı sektörlerimizde enerji maliyetlerdeki enerji oranı çok yüksek, çok ciddi fiyat artışlarına sebep oluyor. Bir taraftan bunları dengede tutmak, bir taraftan stok maliyetlerini en aza indirerek ticaret yapabilmek gerçekten zorlaştı. Bu son dönemlerde işte faiz indirimleriyle ilgili piyasadaki vade farklarının biraz düşmüş olması kısmen sevindirici, iyi haber. Bunun devamının da geleceğini ümit ediyorum. Ama şu anda en büyük sorun özellikle 2022'de doğal gazla ilgili, elektrikle ilgili çok ciddi sorunlarımız oluştu. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Buna eş değer bir de son dönemde dövizin belli aralıkta kalması ihracatçı sanayicilerimizin dolar üzerindeki maliyetleri artmasına rağmen biraz da zannediyorum siparişlerde sıkıntılar yaşanıyor diye düşünüyorum. Peki, maliyetler deyince işin içine nakit akışı ve finansman da giriyor. Şimdi finansman tarafını da biraz erişim konusunu konuşalım istiyorum. Şimdi genel itibariyle sanayici veya ticaret yapan, ticaretle uğraşan iş insanlarının hem vadelerden kaynaklı hem de faiz oranlarından kaynaklı hem de belki de bankaların ulaşımda bilemiyoruz problem yaşandığına dair yorumları var. Nedir sizde orada bulunan işletmelerde ve oradaki firmalarda durum? Rahat mı? Rahatlama var mı ya da erişim konusunda? Şöyle bakmak lazım Zeliha Hanım. Yani kısa dönem içerisinde bir rahatlama var mı? Var ama geçmiş dönemlere yani 2020 yılında, 2019-2021 yılındaki finansmana erişimle mukayese edildiği zaman şimdi çok daha zor. Yatırım yapacak kişiler daha uzun vadeli bir finansmana ihtiyacı var ama uzun vadeli finansmana bugün erişim zor. Aslında bakanlığımız bu noktada çalışmaları var. Mümkün oldukça finansmana erişim noktasında sanayicimizin, tüccarımızın daha kolay ulaşabilmesi için bir çabası var. Ama maalesef sadece bankalarda suçlamak da istemiyorum. Onların da kendilerine özgü bazı tereddütleri var veyahut da bu noktada yeterince mevduatları olmayabilir. Daha önce bundan 20-25 gün önce, bir ay önce yani bir ay, iki ay, üç ayla sınırlandırılmış krediler şimdi 6 ay, 7 aya kadar çok zorlarsanız belki bir yıla kadar finansmana erişimle ilgili bir durum söz konusu. Ama bir yatırım yapan sanayicimiz en az bir yıl, iki yıl ödemesiz, üç yıl, beş yıl vadeli bir finansmana ihtiyacı var. Ama bunu bugünkü şartlarda temin etmesi çok zor. Bir de vade farklarıyla ilgili gene bakanlığımız bu konuda Merkez Bankası aracılığıyla bazı çalışmaları var. Belli bir oranın üzerinde vade farkları oluşmuşsa bazı taahhütleri artırıyorlar. Yani vade farkının daha azalması, faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili. Tabii bunda da bazı bankalarımız buna ayak uyduruyor, bazı bankalarımız ayak uydurmuyor. Yani mesela bazı bankalarımız bu %50 döviz mevduat sınırını yakalamakla ilgili çaba harcarken bazı bankalarımız böyle bir hedeflerinin olmadığı yönünde açıklamalar yaptılar. Ama bir iki ay öncesine göre şu anda biraz daha finansmana erişimin kolaylaştığını düşünüyorum. Daha iyi gidiyoruz. Şimdi Konya 3. en büyük Türkiye'nin OSB'sine sahip.
Bu noktada bir de tabii ki Konya deyince güneş ve de Konya deyince düz alan ova. Bunlar geliyor aklımıza. Şimdi normalde enerji maliyetlerinden çok konuşuyoruz. Orada GES'lerden tutun da enerji maliyetlerinin biraz sizin elinizdeki bütçelerin oranlarının aşağı inilmesi adına çalışmalar yapılıyor mu? Buna OSB de dahil, sizler de dahil. Evet, yani Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi Konya. Çok yakın zamanda da 6. organize sanayi bölgesi ilave edilmiş olacak. Bununla ilgili şunu söylemek isterim. 2019'da bir yasa çıkmıştı güneş enerjisiyle ilgili. Çatı güneş enerjisi santralleriyle ilgili ve Konya'da birçok sanayicimiz bu çatı GES projelerini yapmış oldular. Fakat geçtiğimiz aylarda gene bir yasa çıktı. Bu yasada 2019'dan başlamak üzere tüketime dayalı enerji satımı, yani ürettiğiniz kadar ancak satabileceksiniz diye bir yasa, bu sanayicimizi şu anda mağdur etmiş durumda. Bununla ilgili tekrar çalışmaların devam ettiğini duyuyoruz bakanlık nezdinde. İnşallah bu kararda bir esneklik olur. Sanayicilerimizin bu mağduriyeti giderilmiş olur. Aslında çok olumlu bir projeydi. Her sanayicimiz kendi çatısından enerji üretip ve enerji maliyetlerini daha düşük hale getirebilecek bir durum söz konusuydu. Tabii bazı işletmelerimiz bu kantarın da topuzu biraz kaçmıştı belki. Tükettiğinin çok fazla üzerinde üretim yapabilecek GES projeleri de yapılmış oldu. Belki daha önce yasa çıkarılırken bunlar dikkate alınmış olsaydı sanayicimiz belki mağdur olmamış olacaktı. Ama Konya güneş enerjisi açısından da en verimli illerimizden birisi. Biz ticaret odası olarak da tüm sanayicilerimize bunu teşvik ettik. Organize sanayi bölgesinde de şu anda çağrı izinleri çıktıkça sanayicilerimiz güneş enerji santrallerini kurmaya devam ediyorlar. Peki, son olarak istihdam piyasasını soracağım size. Şimdi asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek. Tarihlerini önümüzdeki süreçte öğreneceğiz. İlk buluşma ne zaman? Bir de EYT ve kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda görüyoruz. Şimdi hem bu istihdam piyasasında asgari ücretle ilgili bölgenize iş gücünün durumunu ben sormak isterim size. Kastım şu, iş gücü maliyetlerinin alım gücümüz düştüğü için maliyetler içindeki payı ile beraber EYT ile birlikte emekli olacakların kıdem tazminatının öyle ya da böyle şirketler üzerinde bir maliyet oluşturduğunu, bir baskı oluşturduğunu ifade ediyor iş insanları. Konya'da durum ne? Yani Türkiye'de durum neyse aslında Konya'da da o. Konya Türkiye'de en az işsizliği olan illerden birisi. Karaman ve Konya. Şöyle söyleyeyim, EYT aslında birkaç başlıkla değerlendirilmeli. Bir, EYT aslında emeklilik imkanı tanındığı zaman insanların emekli olması durumunda bir istihdam açığı oluşacak. İnsanlar emekli olduğu zaman yetişmiş bir personeli, bu yaklaşık %6'ya falan tekabül ediyor. Yani şu anda bir yılda 400 bin emekli düşünülürken bu yasayla yaklaşık ilave 1 milyon 600 bin kişi daha emekli olma imkanı sağlanmış olacak. Bu da iş yerlerinde istihdam açığı oluşturacak. Zaten biz Konya olarak işçi personel bulma noktasında sıkıntılar yaşayan bir iliz. Biraz önce söylediğim en az işsizliği olan bir iliz. Bir bu açıdan değerlendirmek lazım. İkincisi yeni müracaat edip emekli olacak kişilerin kıdem tazminatı yaklaşık bizim yaptığımız hesaplara göre 1000 işçi çalıştıran bir fabrikada 20 milyon liraya yakın kıdem tazminatı oluşuyor. Yani 1000 kişilik bir fabrikada emekli EYT ile ilgili emekli talebinde bulunanların kıdem tazminatı 20 milyon lirayı buluyor. Bu sanayicimizi zorlayabilecek bir rakam. Bunların
belli bir sistemde ya da belli bir taksitlendirmeyle ödenmesinin sağlanmasını sanayiciler açısından iyi olacağını düşünüyorum. Bir üçüncüsü bu mevcut çalışıp da emekli olduktan sonra hala aynı işletmede devam etmek istemeyip başka işletmelere transfer olma imkanları da kolaylaşmış olacak. Çünkü kıdem tazminatını almış olacak, emekli olmuş olacak bir başka yere. Bu da bu dönemde üretimlerde bazı aksamaların oluşturacağını düşünüyorum. Zaten Konya'da personelle ilgili nitelikli eleman bulmakla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Biz Konya Ticaret Odası olarak 2020 yılında başlattığımız mesleki eğitim merkezimiz var. Evet. Şu ana kadar 4000 kişinin üzerinde bir kursiyerimiz mezun oldu. Bu mesleki eğitim merkezimizde yazılım programlarından tutun da kaynak operatörlüğüne ya da CNC dik işlem ya da CNC torna operatörlüklerine varıncaya kadar eğitim veriyoruz ve bu eğitimleri alanların hepsi hemen işe başlama durumunda. Yani bu EYT ve Konya'nın bu en az işsizliği olma durumu Konya için sıkıntılı bir süreç olacağını, sanayicilerin de finansman olarak bu dönemde zorlanacağını düşünüyorum. Herhalde nitelikli iş gücünü tutmak için de firmalar ve işletmeler de ellerinden geleni yapacaktır diye umut ediyoruz bizler de. Bu tabii yetişmiş, birlikte çalıştığı, uzun yıllar beraber çalıştığı bir takım arkadaşını da bırakmak istemeyecek. İlave mutlaka destekler verecektir veya maaşlarında iyileştirmeler yapılacaktır. Konya zaten asgari ücretle çok çalışıyor pozisyonda değil. Yani asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Belki sigortada bu şekilde görünüyor olabilir ama Türkiye'nin gerçeğini de bir kenara bırakmadan söylüyorum. Daha yüksek maaşlarla alıp da asgari ücretle sigortası gösteriliyor olabilir. Arz ederiz ki net maaş aldığı neyse sigortaya da o bildirilsin. Ama EYT'nin Konya'ya böyle bir durumu var. Kısaca böyle anlatmak gerekirse. Fahrettin Bey, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler size de aynı şekilde. Pekala, dönelim Londra'ya. Ceren Dilekçi karşımda. Ceren, nedir başlıkların, manşetlerin? Zeliha, evet, Avrupa endekslerinde bugün iyimser bir hava var. Endeksler günü yükselişle tamamlıyor bugün baktığımız zaman. Özellikle enerji ve madencilik hisselerinde öncülüğünde yükseliş yaşandığını söyleyebiliriz. Alman DAX endeksi %0.2 oranında düşüşle günü kapatırken İngiltere borsası yukarı %0.6 primli, Fransa borsası yatay seyrediyor. Tabii petrol fiyatlarında bugün yaşanan yükseliş enerji hisselerini destekledi. Yani petrol ve gaz endeksi diğer endekslerden daha iyi performans sergiledi bugün baktığımız zaman. Diğer tarafta bugün hem Almanya, İspanya ve Belçika'dan gelen enflasyon verileri, Kasım ayı enflasyon verileri bir önceki aya kıyasla bir yumuşamayı işaret etti. Bu da pozitif okundu. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'da TÜFE Kasım ayında yıllık bazda %11.4 oranında bir artış kaydetti. Tüketici fiyatları Kasım'da geçtiğimiz yıla göre %11.4 arttı. Bir önceki ay %11.6 oranında bir artış yaşanmıştı. Tabii aslında genel resim enerji maliyetlerinde, yani elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatlarında yaşanan düşüş Kasım ayı itibariyle hem İspanya, Belçika ve Almanya'da enflasyonun beklentilerden iyi gerçekleşmesine yol açtı. Şimdi gözler çarşamba günü gelecek Euro bölgesi enflasyon verisinde olacak. Orada da ilk kez 1,5 yıl aradan sonra enflasyon cephesinde yavaşlama bekleniyor. Tabi Aralık toplantısına çevrilmiş durumda gözler. Avrupa Merkez Bankası Aralık toplantısında orada 75 bas puanlık bir faiz artırımı gelecek, yoksa 50 bas puanlık bir faiz
%8 artışımı gelecek. Piyasa onu merakla bekliyor. Tabi bugün gelen enflasyon verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından 50 bas puanlık faiz artırım beklentileri biraz daha güçlenmiş durumda piyasa cephesinde. Diğer tarafta dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan da gelen açıklamaları takip etmiştik. Lagarde henüz Euro bölgesi enflasyonunda zirvenin görülmediği mesajını vermişti. Yani faiz artırım döngüsünü sona erdirmekten Avrupa Merkez Bankası halen uzak bir politika izlediğinin mesajları geliyor. Sadece Lagarde'dan değil, Avrupa Merkez Bankası'nın diğer üyelerinden de şahin olan üyelerinden özellikle son dönemde gelen mesajlar Aralık ayı toplantısı için 75 bas puanlık faiz artırımına daha yeşil ışık yakar yöndeydi. Diğer yanda bugün Avrupa'da enerji fiyatlarına bakacak olursak dün yaşanan düşüşün ardından, çünkü dün Gazprom Moldova'ya doğalgaz tedarik etmeye devam edeceğini söylemişti. Bu piyasada iyimserlik yaratmıştı. Fiyatlar 110 eurolar seviyesine gerilemişti Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları. Bugün yeniden yükselişe geçti. Fiyatlar 130 euro megawatt saati aştı Hollanda'daki işlemlerde. Bunun nedeni hem kış döneminde talebin artacak olması, aynı zamanda Rusya kaygısı devam ediyor. Kış döneminde Rusya vanayı kapatma ihtimali hala yüksek. Diğer yanda tabii diğer ülkelerle anlaşmalarını Avrupa ülkeleri hızlandırmış durumda. Mesela Katar Almanya'ya uzun vadeli LNG sağlama noktasında tedarik etmeyi kabul ettiği ifade edildi Bloomberg'un haberinde. Devlete ait Katar Enerji 2026 yılı itibariyle yıllık 2 milyon tona kadar LNG gönderecek Almanya diyebiliriz Zeliha. Pekala Ceren, çok teşekkür ediyorum sana. Biz de kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkkom FET Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez bizimle. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi öncelikle 2022 yılını biraz konuşasımız var tabii ki. Türkiye ve dünya açısından bitiriyoruz, yani bir ay kaldı. Kasım bitiriyoruz, artık bitti diyelim. Ayın 20'sinden sonra zaten dünyada da yavaş yavaş tatiller başlayacağı için. Fakat bu sene de sanki hep konuşuyoruz burada iş insanlarıyla. 3'e 4'e bölünmüş bir sene gibi diye bir Şubat'a kadar dönem var. Şubat'tan sonra o savaş çıktıktan sonraki dönem var. 6. aydan sonraki bir dönem var. Şimdi biraz değerlendirmek lazım. Sizler açısından da nasıl geçti? Çok da Türkkom FET'e çok geniş üyeleri olan çok saygın bir sivil toplum kuruluşu. Buyurun. Evet, haklısınız. Aslında çok katmanlı krizlerle dolu bir yıl geçiriyoruz. Yılın ilk başında pandemi, hemen sonrasında tedarik zincirinde kırılmalar başladı. Emtia fiyatları yükselmesiyle hemen arkasından Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber enerji sektöründe fiyat artışları, savaşın ihracata vermiş olduğu eksi etkilerle beraber yürüyen ve bugünlere geldiğimiz zor bir yılı geçiriyoruz. İş dünyası olarak da aslında Türkiye olarak da hem enflasyon baskısıyla karşıya kaldık. Bu süre içerisinde de tabii ki en güçlü yönümüz olan iş dünyasının pratik zekasıyla da işin doğrusu aslında üretim gücümüzü, bu konudaki çalışmalarımızı bu noktaya getirdik. Biz Anadolu'nun, ben son 6 ayda herhalde 30 iline gittim. Orada birçok sanayiciyle, birçok üreticiyle konuşmalarımızda hemen hemen tamamının bu yılın ne kadar zor olduğunu, bununla beraber önümüzdeki yılda ne gibi şeylerin beklediğini konuştuk. Tabii bizim karşımıza çıkan ana sorunlardan bir tanesi finansmana erişim ne yazık ki. İkincisi işletme sermayesinin azlığı, kredi limitlerin yetersizliği, kalifiye elemanın bu dönemde ne yazık ki yine bulunamaması gibi birçok sanayiyi zorlayan bir yılı bitiriyoruz. Peki, şimdi finansman erişimi dediniz, oradan başlayalım isterseniz. Reel sektörün ve döviz kuruna buradan. Çünkü ihracat rakamlarına baktığımızda da biraz gerileme var orada. Var, görünüyor. Yani şeyde, dış ticaret rakamlarını da bugün aldık. Biraz görüyoruz. 2 Mayı ama Kasım ve Aralık'ta da bir daralma olduğu söyleniyor. Şimdi
Finansmana erişimde hiç kolaylık olmadı mı? Onu ben merak ediyorum. İşletme sermayelerin eridiğini biliyoruz. Ama bir rahatlama oldu mu olmadı mı? Vadeler uzatılsın diye gerçekten işte insanları çağrı yapıyor. Ama yani son 6 ayla baktım. Haziran'da mesela şu an aynı mı? Finansman erişim konusunda. Çünkü işte krediler vesaire çok çağrı yaptınız. Çok çağrı yapıldı bu konuda. Bakın biz 26 kalkınma bölgesinde 26 tane federasyonu olan, 4 de sektörel federasyonu olan, 30 federasyonu, 300'ün üzerine derneğe kapsayan bir iş dünyasıyız. Evet. Aslında bu sorunuza en güzel cevabı daha yeni yapmış olduğumuz iş dünyasıyla gelen bir anketle cevap vermek istiyorum. İş dünyasının %83'ü son 6 ayda finansmana erişimin zorlaştığını söylüyor. Çok büyük oran. Evet. %70'i gelecek 6 ayda finansmana erişimin daha da zorlaşacağını söylüyor. Daha da zorlaşacağını. Evet. %90'ı da şu anda finansa erişme noktasında zorluk çektiğini söylüyor. Şimdiki de %90. Evet. Yani bugün Anadolu'nun her tarafına yayılmış iş dünyasının başkanları, üreticileri, İslam Salihan KOBİ'lerin sahiplerinden aldığımız son veri. Evet. Elbette ki bazı rahatlamalar olmuştur ama bunların birçoğu işletme sermayesi olarak ve ne yazık ki vadeler çok kısa. Oysa ki yatırım için mutlak surette uzun vadeli krediye ihtiyaç var. O zaman vadeler kısa olduğu için yatırım finansmanı, yani yatırım için bir kredi bulmak zaten zor uzun vade olduğu için. Alınan krediler yatırımdan ziyade mevcut durumda işletme sermayeleri ve borçlulukları nakit akışı için oluyor o zaman. Yani tabii bir ki yatırım nakit, beklenmez. Bakın, geçen yıl bir işletme sermayesi bir birimken bu yıl 2, 3, 4 olan sektörlerimiz var. Evet. Bunlar için doğal olarak ve kısa vadede yatırım yapmak inanılmaz bir sanayici için zor. Bu vadelerin uzaması sanayicinin oksijeni kesinlikle finansmandır. Finansmana erişemediğiniz zaman oksijen çadırına giriyorsunuz. Doğal olarak da işinizi yürütmek, genişletmek, büyütmek açısından da ciddi zorluklar yaşıyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen şunu söylemem lazım ki yani 30 ilde görüştüğümüz bütün sanayiciler inanılmaz bir risk alma iştahı var. Bu da Türk sanayicisinin aslında kadim gücünü gösteriyor. Gerçekten genişleme, büyüme ve yeni yatırım yapma isteği var. Yani bu da aslında bizim için, Türkiye için büyük bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Aslında bu yönde de yapacağımız yapısal reformlarla sanayicimizin, üreticimizin önünü açmamız lazım. Biz de Türk Konfet olarak aslında Anadolu'nun kalkınmanın itici gücü olacağını uzun yıllardır söylüyoruz. Bugün biz de 2-3 Aralık'ta yapacağımız zirvenin hemen sonrasında da Anadolu'da yeni 2. yüzyıla giden Cumhuriyetimizin 81 ilinde onlarca üyemizle toplantılar yapacağız. Peki şunu soracağım size ben. Finansman dedik, istihdama geliyorum. Şimdi asgari ücret görüşmeleri biraz önce de konuştuk, başlayacak. Bir de işin içinde emeklilikte yaşa takılanların mevcut durumuna gelen kanunla emekli olması. Burada bir kıdem tazminatı konusu var. Tabii bu işveren tarafını biraz daha etkiliyor. EYT tarafında bunu bekliyorlar zaten insanlar kıdem tazminatını da almaya. Ama burada bazı açıklıklardan bahsediliyor. Şu, emekli olup emekli olanlar, yani emekli olup gerçekten çalışmayacaklar var. Emekli olup mevcut şirketinde çalışacaklar var. Bir de emekli olup başka şirkete geçecek olanlar var diye iş insanlarının böyle söylediği cümleler var. Şimdi bu konuyu biraz girmek isterim. Bir de istihdamda nitelikli insan gücü konusu bayağı sıkıntılı anladığımız kadarıyla. Türk Konfet'te bu durum nedir? Ve Anadolu'da tabii ki. Şimdi öncelikle çalışan haklarına biz saygılıyız. EYT'de bu konuda artık bir hak olarak görülüyor. Ama işletmeler tarafından bakıldığında özellikle kalifiye eleman noktasında sıkıntı çektiğimiz bir dönemde yetişmiş iş gücümüzü kaybetmek bizim için, iş dünyası için
Artı bazı şirketlerimizi düşünün, 1000, 800, 500, 300 hatta daha küçük KOBİ'lere geldiğimizde 50-100 kişilik işçi sayısı olan KOBİ'lerimizin bugün %20-25-30 oranında EYT'lisi olduğunu düşündüğümüzde onun hem tazminat noktasında zorlanacağını hem de iş gücü kaybı olacağını görmemiz lazım. Bu konuda biz her zaman şunu söylüyoruz. İşçi, işveren ve mutlaka kurumlarımızın bir araya gelip bir masada bunu çözmesi lazım. Bunun için bir sürece ihtiyacımız var. Bu konuda mutlak surette işçilerimizin hakları verilmesine inanıyoruz. Ama aynı şekilde iş gücü kaybını da yaşamamız gerektiğine inanıyoruz. Kaldı ki uzun yıllardır bunu dillendiriyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ve her sektöründe bizim kalifiye elemana ihtiyacımız var. Evet. Şimdi peki şunu ben merak ediyorum. Şimdi çok burada yayınlarda çok iş insanıyla, başkanlarla, sektör temsilcileriyle konuştum burada. Şimdi nitelikli insan gücü kaybından bahsediyorsunuz ama bu EYT'ye mevcut durumda EYT'li olacak ve emekli olacak insanların yaş ortalamasını bilemiyorum ama hep bir genç nüfustan bahsediliyor. Dolayısıyla mevcut durumda emeklilik maaşlarıyla emekli olacak sayısını biliyor muyuz biz? Yani sonuçta emekli olur belki devam eder. Yani bu nitelikli insan gücü tahmin ettiğiniz kadar ciddi bir oran mı? Yaklaşık 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Evet, bu ama geri dönecek ya da çalışmaya devam edeceklerin oranı henüz herhalde henüz belli değil. Yani onu tabii ölçülmüş değil. Bilemiyoruz. Onu ölçmek şey değil ama 1,5 milyon olduğu tahmin edilen burada aslında şu taraftan bakmak lazım. Burada yetişmiş iş gücünü bir anda kaybetmek yani her şeyden daha önemli. Yani oradaki belki zaman süreç içerisinde bunu kademeli bir şekilde yapmak lazım. İkincisi Türk işletmelere ne yazık ki öz sermayesi düşük. Bununla beraber tazminat yükü bir anda geldiği zaman işçi doğal olarak hakkı olan tazminatı isteyecek ama işveren de onu ödemek isteyecek. Fakat şimdi finansmana erişimin zor olduğu bir yerde bununla ilgili de mutlak surette bir orta yol bulunması lazım. Yani bununla ilgili birçok tabii söylenen şey var. İnanıyoruz ki merkezi idare bu konuda mutlaka gereken önlemi alacaktır. Gelelim dünyaya. Avrupa'daki enerji krizi ve ekonominin yavaşlamanın Türkiye etkisine. Nasıl öngörüyorsunuz bunu? Çünkü enerji maliyetleri de var onların içinde bayağı büyük derecede. Evet. Tabii özellikle enerji fiyatlarındaki artışı biz devamlı dillendiriyoruz. Bununla ilgili de aslında çözüm şeylerimiz de var. Türkiye olarak biz bu yeşil dönüşümü verimli kullandığımız zaman enerji tasarrufuyla turizm sektörünün geliri kadar bir geliri elde edebileceğimizi inovatif çalışmalarla da pazar payından alacağımız payla da bunun bir o kadar daha kazanç elde edebileceğimizi iddia ediyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim en büyük ihracat ortağımız Avrupa Birliği. Evet. Ve bugün Avrupa Birliği son 1-2 aya baktığımızda da aslında yavaş yavaş bir talep azalmasını görmeye başladık. Çok da dillendirilen resesyona girme ihtimalinin yüksek olduğunu devamlı hem uzmanlar söylüyor hem Avrupa Birliği söylüyor. Bunun da bize ne yazık ki negatif yansımaları olacak, olmaya da başladı aslında. Dolayısıyla bizim bu pazarlardan daha yüksek oranda pay alabilmemiz için mutlak surette dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü ve yapısal dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Zaten biz de Türk Konfet olarak bu 300 dönüşümü Anadolu'nun her yerine yaygınlaştırıyoruz. Eğitimlerle bunu yapıyoruz. Çeşitli çalıştaylarla, anketlerle, zirvelerle elimizden geldiğince Türk iş dünyasını, KOBİ'leri bu konuda hem bilinçlendirmek, hem diri tutmak, hem avantajları ve fırsatları yakalamalarını sağlamak için bir çalışma içerisindeyiz. Peki şimdi siz 30 federasyon, 300'den fazla dernek değil mi? 50 bin aşkın şirket bundan bahsediyoruz Türk Konfet deyince ve bunun başkanısınız. Şimdi KOBİ'leri tarafına bakalım. KOBİ'ler açısındaki mevcut tablo nedir? Çünkü KOBİ Almanya'nın gücü orada oluşuyor KOBİ'lerden. Türkiye'de öyle. Şimdi süreç nasıl KOBİ'ler için? Biraz önce bahsettiniz oradaki durum. Hani eli çalışan var orada kızem
bile, yani bu bir örnek olarak söylüyorum, finansmanı var, maliyeti var, kirası var belki, bilemiyorum, enerji maliyeti var. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreci KOBİ'ler için? Biraz önce de söyledim aslında KOBİ'lerin temel sorunları ve bunları aşacak moral ve motivasyonu var. Ama bu temel sorunları mutlak surette yapısal reformlarla çözmemiz lazım. Kısa vadede ne olabilir? Mesela KGF kredilerinden bahsediyoruz. İşte ne bileyim, ne biraz daha rahatlatır, nefes aldırır? Kesinlikle KGF kredileri tabii önceki gibi değil. Daha iyi denetlenebilen, doğru amacına ulaşan üreticiye, ihracatçıya, istihdam sağlayana gidecek şekilde ve uzun vadede. Bu çok önemli. İkincisi, belki temel düzenlemelerde, vergi dilimlerinde bir teşvikler olabilir. Bunları söyleyebilirim. Bir üçüncüsü de mutlak surette KOBİ'lerin kendi dijitalleşme ve yeşil dönüşümle ilgili yatırım yapabileceği bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman mutlak surette biz hem Avrupa pazarından daha çok pay almış olacağız, hem dijital dönüşümle, yeşil dönüşümle ülkemizi kalkınmasına katkı koyacağız. Peki şimdi 500 iş insanı değil mi katılacak az önce bahsettiğiniz yaklaşık zirveye? Yaklaşık 500 insan, evet. Anadolu'nun dört bir yanından. 2-3 Aralık tarihlerinde, Cuma, Cumartesi günü. Şimdi biraz bu zirveyi konuşalım. Buradan nasıl çıktılar beklenir? Nasıl bir verim beklenir? Onu bir sormak isterim size. Tek bir sorum daha kalacak. Bir 3-4 dakikam var, onu da soracağım tabii ama önce biraz zirveden bahsedelim. Biz... Biraz önce siz de söylediniz, Anadolu'nun her yerine yayılmış iş dünyasını, hayalini, iş insanlarını, hayalini Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru giderken 2 ve 3 Aralık'ta Çukurova'da, özellikle Çukurova'yı seçtik. Bunun tabii ki önemli bir iki sebebi de var. Birincisi ilk sanayileşen bölgelerden bir tanesi. İkincisi İstanbul ve Körfez'e alternatif olacak sanayi altyapısıyla, enerji altyapısıyla, bugün kimya, enerji, yeni limanıyla, bölgenin hatta 3 limanıyla, Çukurova olarak ele aldığımızda Mersin'den İskenderun'a kadar olabilecek bir bölge. Dolayısıyla biz bu 500 iş adamıyla Türkiye hayalimizi konuşacağız. Oradan çıkacak en önemli çıktının da şuna inanıyoruz ki ikinci yüzyıla giden ülkemizin üretimde, istihdamda, katma değerde, daha yüksek katma değerli üretimde yapacağı şeyleri yapısal olarak yapması gerekenleri konuştuğumuz bir zirve olacak. Süremiz çok çabuk bitmiş. Son 30 saniye isteyeceğim Selçuk senden. Kapasite konusu nasıl? Peki kapasiteleri kullanım konusu nasıl? Bu 500 sizin 50 bin aşkın şirketlerde. Sektörler olarak aslında bunu ayırmak lazım. Bazı sektörlerde kapasitelerimiz çok iyi. Bazı sektörlerde de kapasiteler ne yazık ki düşmeye başladı. Yani onların hepsini kümülatif olarak bir kapasite vermek çok kolay değil. Bir düşüşler var ama. Düşüşler var. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Çok değerli vaktiniz için. Aynı zamanda bu zirvede önemli bir zirve olacak. 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi efendim. Çukurova'da, Adana'da gerçekleşecek. 2-3 Aralık tarihlerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Siz ayağınızın tozuyla geldiniz. Bizim ben teşekkür ederim. Ağırladık sizleri de. Çok sağ olun. Sağ olun. Bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere.